gelmeyecek. Ben siz benim aslında hassasiyetimi çok anladım. Çok mutluyduk biz. Ben onu hep bekledim. Cizre'de bekledim. Kobani olaylarında bekledim Suruç'ta. Ama o gün giderken benim hiç aklıma böyle bir şey gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. Gitme demek. Birinci bomba patladı. Ben gitme demek hiç aklımdan gelmedi. Çünkü o kadar profesyoneldi ki. Ben kendini koruyacağından emindim yani. Sordum ablama, dedim ki darbe nedir diye. Ben hiç darbe yaşamadım dedim. Ablam dedi ki bu bir güç gösterisi, hiçbir şey olmayacak Seda dedi. Ben hiç korkmadım o gün. Düğmelerini bileliklemeden çekti gitti. Ben ona daha sütlü kahve pişirecektim. Sonra hızlı hızlı geçmeye başladı. Nusin ne oluyor dedim. Niye böyle dolanıyorsun evin içinde dedi. Bir şey söylemedi. Tekrar gitti. Sonra geldi. Üstünü giyinmiş. Birkaç konuşma yapmıştı. Üstünü giyinmiş. Çantasını aldı. Diğer silahını da aldı. Çıkartma var dedi, bir şey var dedi. Ben dedim çıkartma ne demek, anlayamadım yani. Hani bazı terimleri biliyordum ama bu terimi ilk defa duymuştum. Çıkartma ne dedim. Bebişim ben gidiyorum dedi. İndi aşağıya koşturarak. Sonra aradı, dedi Seda telefonum şarj aletini, power bank'ini verir misin? Ben onu uzattım balkondan. Sonra birinci bomba patladı uzatırken. Musi ne oluyor dedim. İçeri girin siz dedi. Gitme demek hiç aklıma gelmedi. Desene giderdi zaten. Abimler dedi ki telefonu kaybolmuş dediler. Dedim hiç korkmadım. O hengamede düşürmüştür dedim. Bir şekilde sonra bana ulaşır dedim. Aramadım ben hiç. Sonra yaralı listesinde adı geçti. Dedim ki kolu kopmuştur, bacağı kopmuştur dedim. O çok çalışkan biri dedim. Abimler onu bulup getirecek dedim. Hastane arıyorlardı çünkü. Dedim biz hayata tekrar tutunuruz dedim. Şehre geliriz dedim. Biz tekrar tutunuruz dedim. Protez takarlar dedim. Biz dedim birbirimizi seviyoruz. Zor başarırız dedim. Hamile oldum öğrendim de yanımda değildi. Görevdeydi. Sporcu olarak yetiştirecek onu. Beraber eşofmanlarını giyip yürüyüş yapacaklardı. Koşacaklardı. Ben onu bekledim. Hala da beklemeye devam edeceğim. Hala da bekliyorum. Bu kim olursa olsun, kimler tarafından olursa olsun, Allah onları kahretsin. Ben asla ezik veya gariban değilim. Ben ezik değilim. Gariban da değilim. Ben sadece eşimi özlediğimde nasıl davranacağımı bilemediğim için bu şekilde hüzünlü davranıyorum.